Alıçatı'ya geldik. Otelimize check-in yapmak için bekliyoruz. Sabah çıktık biraz erkenden. Kocamı kaybettim. Bu nedir? Dut galiba. Aa, dut. Uyy, dut ağacı. Güzel. İlla yiyecek. İlla çekeceksin. Bunlar olmuş. Neden insanların dutlarını yiyorsun? Bahçede duruyor. İlk defa bütün dutu temizledim yani. Güzelmiş. Ne diyordum ben? Dut molası. Kaç gün buradayız. Uzun zamandır böyle bir Fevzi ile birlikte baş başa bir yere gitmemiştik. Uzun zaman oldu yani. Çok değerli eşim geçen yıl izne bile çıkmadı. Doğru muyum? Doğru. Bir senin evrak işin için Bulgaristan'a gittik. Onun dışında tatil amaçlı böyle bir yere gitmedik. We need vacation. Yaz tatilde böyle çok yapan bir çift miyiz? Hayır. Değiliz. Ama bu yıl yapacağız inşallah. İnşallah. Bakalım. Hedefimiz o yönde. Hedefimiz o yönde. Kafa dinleme. Sen kimse pek yok yani. Etraf çok sakin. Geldiğimiz bir yer değil. Ben de gelmedim. Fevzi de gelmemiş. Dinlesiniz. Ve bir oda turuna daha hazır mıyız arkadaşlar? Sonunda gelmeyi başardık. Çok mutluyum. Şu anda nerede kalıyoruz diye soracak olursanız Gaia Alaçatı'da kalıyoruz. Yani aslında Gaia Bazar'da kalıyoruz diyebilirim. İki tane otel varmış burada. Böyle bir şey var odamızda. Yani bu biraz beni şaşırtıyor açıkçası. Çünkü balayından beri böyle bir formata yaşamamıştım. O yüzden heyecanlıyım. Sonrasında değişik bir yatağımız var. Yatağımız tam olarak burada. Fabrika yüksek yüksekte yatacağız. Ama şu anda bir planımız yok. Ama bazı önerilerim baz alarak bakalım. Bir şey yerde muhtemelen yemek yiyeceğiz. Yarın muhtemelen asma yatağına gideriz diye düşünüyorum. Onun dışında bir kahvaltı için Alaçatı tarafına geçme opsiyonumuz var. Burası da böyle güzel ve keyifli bir yermiş. Geldiğimizde mutlu oldum. Hiç aklımda olan bir yer değildi ve böyle davet edilince dedim ki neden olmasın. Yapmadığım, gitmediğim yerlere gitme konusunda bu yıl her yere gidebilirim. Merhaba. Çamlık yoldan yürüyoruz şu anda. Yani öyle olduğunu ümit ediyorum. Çünkü Çamlık Yol sitesi diye bir yer gördüm. Ve her yerde çam var. Şimdi Dost Pide'ye doğru yürüyoruz. Burası bir öneri. Ezgiciğimden gelen. Mercimek çorbası üzerine yumurtalı kıymalı pide yememizi önerdi. Yumurta kısmını bilmiyorum ama kıymalı pide yiyeceğime eminim. Fevzi de emin bence. Evet. Gider. Yürüyelim dedik çünkü yani pide yiyeceğimiz için ben biraz yürümek istedim. Şişkinliği alsın diye. Yer açsın. Yer açayım diye. Otelimizin bulunduğu yerde kaç yer var ama hani herkes şu an böyle o kadar hani mutfakları kapalı ki. Saat bu arada 6 herhalde falan. Biz bir 20 dakikadır falan yürüyoruz. Ben acıktım. Fevzi acıktı. Gördüğümüz yol yani Beverly Hills. Bunun yerine Palmy olsa Beverly Hills. Yani acayip güzel. Bilmiyorum çok hoşuma gitti. Burada bir olabilir mi? Tabii neden olmasın? Gelin maaşımı alırım bir tane. Gelin maaşı. Ya bu konu. Ya bir tane Yasemin'in bir postu var ya yapmış kadın. Ay gül 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 öv, gül 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 övdüm ya. Ya bu kadar iyi bir yer. Muhteşem bir oyuncu kadın ya, bilmiyorum. Ben bayılıyorum. Çok aşırı güldüm yani. Bu kadar Twitter'da yazılan şeyleri bu kadar gülmemiştim ama Yasemin'e çok güldüm. Nasıl güzel. Sevdim ben. Böyle sakin zamanda geldiğimiz için açıkçası keyfimiz çok yerinde. Çok sessiz, çok sakin. Kaos yok. Biz böyle emekli bir çift olduğumuz için. Hoşumuza gitti bakalım.
Şimdi hiç görmediğim sahil tarafını da size gösteriyor olacağım. Evet, şimdi Dost Pide'ye geldik. Burası çok popüler bir yermiş. There is no place like this place, so this must be the right place. Çorba güzeldi ama. Zamandır pide yedik mi? Yemedik bence. Bayağı oldu. Çok oldu. Çok oldu. Hatırlayamadım yani. Bugün Çeşme'deki ilk tam günümüz teknik olarak. Bir kaleye gideceğiz. Evet. Kaleye gideceğiz. Yarınki planlarımızı büyük ölçüde pazar oluşturuyor. Çok heyecanlıyım pazar için. Herkes size Çeşme'nin pazarından bahsediyoruz. Oluçatı'nın pazarından. Arabaylayız. Yani bugün yine yürürüz de yani dünkü kadar yürümeyiz muhtemelen. Akşama Asma Yaprağı'nda rezervasyonumuzu oraya gideceğiz. Zeytinyağlı Partisi. Annem bayağı öndeyim bugün ya. Aşkım ama bak böyle olmuyor yani. Bak böyle olmuyor. Ne demek market, 800 adım? Markete yollamasaydın beni. Ama diş fırçamız yoktu. Getirmedim çünkü. Almadım çünkü. Senden 800 adım öndeyim. Ona göre yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Biraz mağaza gezeyim bari. Yerimiz farklı. Evet. Sen burada değilsin. Ben orada değilim. Evet. Benim olduğun için çok mutluyum aşkım. Ben de. Yeah. Uzun zamandır vallahi seyahat etmedik. Yani evet. Biraz onun özlemi var. Edeceğiz ama merak etme aşkım. Edeceğiz bakalım. Edeceğiz. Evren hep güzel pozitif enerji. Bu arada bakın. Kıvanç ailesi çizgi seviyor. Evet, Çeşme Kalesi'ne geldik. Fevzi Bey'den bize kaleyi anlatmasını rica ediyorum. İkinci Beyazıt döneminde 1508 yılında inşa etmişler. Evet. Aydın Valisi Mir Haydar tarafından Mimaroğlu, Mimar Ahmetoğlu Mehmet'e yaptırılmış. Babadan oğla geçiyormuş gördüğünüz üzere. O zaman şöyle bir soru hemen. Hemen bir soru. Bununla ilgili böyle ekstra bildiğin bir şey var mı? Hayır yok. İlgili. Hayır. Tarihiyle ilgili. Burada yapılan savaşlarla ilgili. Sıfır. Kaç tarihi izliyorsun? Tam da Çeşme burası. Yani. Turvalı 2. Hepsi çok izler de bu tarz şeyleri böyle. Kesin vardır bir şeydir. Öğreniriz bakalım. Valla şöyle söyleyeyim. Sabah mesela ben uyanırım bazen. Ve eşim şeyi izliyor olur, Osmanlıların kuruluşunu falan izliyor. Değişik. O yüzden bu tarz şeyler soruyorum kendisine. Biraz ağladım yine, çok rüzgar var. Müzik.
Gel hadi. Ya tam anlatıyorsun. Anlat diyorum, anlatmıyorsun. Sadece zeytinyağlılardan yiyeceğiz. Ete girmiyoruz. Üstünde de cila olarak bir tatlı tatlıları gördük mutfakta. Bakın bekliyoruz. Yapılan bir kızartma. Bu da enginarlı bölgecek. Bal tabaklı kek. Çok bu seviliyormuş buradaki. Aynı tabak. Niye buradan buraya taşıyoruz da? Aşkım çok güzel. Keşke daha çok kişi gelse, bir de daha çok şey söylese. Cheers. Değiştir. Bir de pazarda gezeceğiz, ağzı kapalı oldu, almış şey olsun. O da değil. Tamam mı? Günaydın. Merhabalar. Bugün tarihimiz 15 Nisan. Şu anda Alaçatı pazarındayız. Gözlemlerim, her ne kadar meyve sebze tarafını gezmesek de inanılmaz şeyler var. İstanbul'daki her tabii ki şeyle karşılaştırmak çok doğru değil ama inanılmaz güzel şeyler var. Çok güzel bir All Saints ceket gördüm fakat aynı renk bir ceketim var diye bıraktım, size öyle söyleyeyim. Özellikle ihracat fazlası ve sample, yani böyle örnek ürünler çok fazla var. İçinde yazıyor, yani bu bir resmi örnektir şeklinde. Fiyatlar tabii ki de çok uygun mağaza fiyatlarına göre. Yani bakalım, bir Top Shop basicler falan buldum. İçime sinerse alacağım bazılarını. I look up.
to the sky to remind me. I look left, I look right behind me. In one moment you were there, in the next glance you're gone. I keep my head up and my voice tall, just how you'd wanted me to. Nasıl bir kahve? Nasıl bir kahve? Yiyin arkadaşlar, yiyin. Kolay gelsin. Around in circles I get so dizzy till I can't see. Günaydın. Evimize dönüyoruz. Bugün oteldik şu anda son saatlerimiz. Kahvaltıya gideceğiz ve oradan kızlarımıza gideceğiz. Çok özledim. Ben dün gerçekten oturup bir saat boyunca Lilo ve Coco'nun fotoğraflarını ve videolarını izledik. Şimdi hemen burada Alıçık'taki evimize. Bay bay. Bay bay. Şimdi Bumlu'ya, Alaçatı'ya kahvaltıya gidiyoruz. Ve oradan benzinimizi alıp evimize dönüyoruz. Günaydın.